Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Sağ olun. Ankaralıyım. Daha aslen Kayserliyim ama Ankara'da yaşıyorum. 1995 yılında tıp fakültesini kazandım. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı da üroloji üzerine yine aynı fakültede yaptım. Yaklaşık 20 yıldır ürolog olarak çalışıyorum. Hı-hı. Aktif çalıştığım yer Ankara ama İstanbul'da da bir üniversitede part-time olarak öğretim üyeliği yapmaktayım. Biraz İstanbul, biraz Ankara bu şekilde gidip geliyoruz. Evliyim, bir kızım var, ismi tamam, İnce. Kendisi hatta bana bir bileklik yapıp gönderdi öyle şans mi? Getirmesi için. Sağ olsun onu taktım. İnşallah iyi bir yarışma olacak. Burada olmak, sizlerle olmak çok keyifli gerçekten. Çok teşekkürler. İnşallah iyi bir yarışma olur. Bilekliğe bakabilir miyim mi? Tabii böyle biraz bu garip. Kızlarımızın yaptığı evet, bileklikler evet, değil mi? Çok renkli oluyor. Aynen öyle. Sağ olsun. Normalde takmayız ama kızlar yapınca değil evet. Mi? Ne renk olursa olsun. Aynen öyle. Değil mi? Babacığım taç... eline sağlık ne güzel yapmışsın kesinlikle, diye takıyorsunuz. Kesinlikle. Taç bile taktığımız oluyor evde zaman zaman. Kız çocuğu olunca pembe tonlu. Tütü denediniz mi? Tütü denemedim daha. Henüz denemedim evet. Evet. Hobiler nelerdir Mustafa Bey? Neler yaparsınız? Ben hobileri kamp yapmayı çok seviyorum aslında. Yani doğada olmayı, doğayla iç içe olmayı çok seviyorum. Bir diğer hobim de maket yapmak. Yani geçmişten beri, öğrenciliğimden ne beri. Ne maketi yaparsınız? Stadyum maketi yapıyorum. Çok, stadyum? Evet, stadyum maketi. Çok enteresan. Ben uçak, gemi falan diye beklerken stadyum. Stadyum yapıyorum, evet. Yani birebir mukavvadan veya özel bir takım materyallerden. Ha, hazır almıyorsunuz o hazır maketi. Almıyorum, hayır. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendim yapıyorum. Daha tasarımını, da tasarımı, çizimini birebir yapabiliyorum. Kaç çok, stadınız var? Şu an 4 tane var. 4 tane dört var. Tane sponsorluk yaptım. Aldınız mı onları? Hayır şimdilik alamadık bakalım. En sonunu kızım İnci ile beraber yaptık. Onu özellikle pandemi döneminde çok vaktimiz olmuştu. Güzel bir stat yaptık bakalım. Yani öyle uğraşlarım var. Anladım. Kimle geldiniz? Arkadaşımla geldim. Uzun yıllar beraber olduğum bir arkadaşım var Ferhan Bey. Onunla geldim. Sözü buraya. Kendisine verelim. Ferhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizi gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Ferhan Çal. Ben de Ankara'da yaşıyorum. Özel bir şirkette yöneticiyim. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora eğitimine devam ediyorum. Benim de Yaren ve İnci adında iki tane kızım var. Allah razı olsun. Mustafa Bey'e başarılar diliyorum. Zaten mesleğinde çok başarılı bir insan. Umarım başarılı olur. Umarım, umarım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoşçakalın. Mustafa Bey kuralları biliyorsunuz. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Fillerin nesi olur? A. Yüzgeci. B. Solungacı. C. Hortumu. D. Yelesi. Cevap C. Hortumu son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada ihbaral sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Büyük şaşkınlık duymak anlamına gelen deyim hangisidir? A. Omuz silkmek. B. Kol tutmak. C. Bilek bükmek. D. Parmak ısırmak. Cevap D. Parmak ısırmak son kararım. Aslında en çok korktuğum bu sorulardan birinde elenmekti. Çünkü bazen gözden kaçabiliyor. Çok kolay gibi evet. Görünse de. Evet öyle bir yanıltmacası evet. Olabiliyor. Evet. Bir de sürede kısıtlı olduğu için evet. Bir strese sokabiliyor yarışmacılarımızı. Evet, evet. Ama siz başarıyla geçtiniz. 5000 lirayı garantilediniz Mustafa Bey. Bir hedef var mı aklınızda? Yani hedef 50.000 liraya geçmek. İlk hedefimiz o. Evet umarım fazlası olacak. İnşallah. Sırada 3. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Diyafram hangi ikisini birbirinden ayıran ince ve geniş kastır? A. İç kulak ve orta kulağı. B. Soluk borusu ve yemek borusunu. C. Göğüs boşluğu ve karın boşluğunu. D. Uyluk kemiği ve kaval kemiğini. Yani bildiğim yerden geldi. Dolayısıyla bilmemek olmaz. Cevap C şıkkı. Göğüs boşluğu ve karın boşluğunu. Son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bazen insan çok bildiği yerden de evet, yanılabiliyor. Kesinlikle. Siz de duymuşsunuzdur evet. Belki. En çok korktuğum da o zaten. Ertesi gün sosyal medyada haber olmak. Evet. Yani çekindiğim bir konu gerçekten. Tabii burada yarışmak çok farklı.
omillik sarımsağı fenomenimiz vardı. Evet, meşhur, biliyorum. Evet. Meslektaşınız da biliyorsunuz. Evet, o yüzden zaten çok mevzu oldu. Doğru. Ama siz doğru cevap verdiniz ve dördüncü soruya geçtik Mustafa Bey. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi bir rüzgar çeşidine verilen addır? A. Savana, B. Meltem, C. Kırağı, D. Kümülüs. Yani burada cevap B şıkkı, Meltem son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Dinlediğiniz Bilmem Mi adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Bedük, B. Sefo, C. Fedon, D. Ediz. Aslında yeni nesil bir şarkı. Çok böyle bilmeyeceğimi düşünmüştüm başlangıçta ama cevap B şıkkı Sefo. Son karar. Ediyorum Mustafa Bey. Teşekkür ederim. İnci kaç yaşında? 8 yaşında. 8 yaşında. İlkokul 2. sınıfa gidiyor. Başladı mı sefoları dinlemeye? Yani başladı. Daha çok Aleyna Tilki dinliyor bu aralar ama bu tarz müzikleri çok seviyor. Evet. Danslarımız başladı. Danslar da başladı. Başladı evet. Evet. Çok güzel. Sever. Hep güzelliklerini göstersin inşallah. İnşallah. Kendim. Altın sorumuza geldik Mustafa Bey. Tamam. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Çizgi film kahramanı Ash Ketchum'un maceralarında kendisine eşlik eden iki arkadaşı hangisidir? A. Vilma ve Fred, B. Eddie ve Büdü, C. Judy ve Elroy, D. Misty ve Brock. Yani bu soru çok bildiğim bir soru, daha doğrusu aşina olduğum bir şey değil ama A ve B şıkkı olduğunu düşünmüyorum. Onlar bizim zamanımızın çizgi filmleri. Ya C ya da D olabilir. Burada seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar. Tabii ki. Sevgili seyirciler, çizgi film kahramanı Ash Ketchum'un maceralarında kendisine eşlik eden iki arkadaşı hangisidir? A. Vilma ve Fred, B. Eddie ve Büdü, C. Judy ve Elroy, D. Misty ve Brock. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %44 oranıyla C şıkkı, ona da en yakın %40'la D şıkkı demişler Mustafa Bey. Evet. Siz ne dersiniz? Açıkçası burada biraz risk almak istiyorum. Yani sanki D şıkkı gibi bana daha yakın geliyor. Kısmet olacak bakalım, belki yanılacağım ama cevap D şıkkı Misty ve Brock. Son karar. Mustafa Bey, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 44'e 40 orana rağmen 40 oranını seçtiniz. Kendi içinizdeki bilgiye dayanarak ve doğruyu buldunuz. Tebrik ediyorum gerçekten. Ben de bir an tedirgin oldum. Evet. Kalbimin sesini dinledim Kenan Bey. Doğru oldu. Tebrik ediyorum efendim. Sağ olun. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Sorumuz geliyor. Hangisi Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek 3 ilden biridir? A. Ankara, B. Kırşehir, C. Çankırı, D. Kırıkkale. Ya bir Ankaralı olarak Ankara'dan Tuz Gölü'ne gidilebilir ama Ankara'dan direkt olmadığı için direkt Tuz Gölü'ne sınır yok.
Kırşehir'e sınır yok. Kırıkkale zaten olmaz. Çankırı gibi geliyor bana ama bilmemekten de korkuyorum açıkçası. Telefonla joker hakkımı kullanabilir miyim Kenan Bey? Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Burak Köprü, Selahattin Bozdoğan, Özdemir Mustafa Akbaş. Kimi arayalım? Özdemir Mustafa Akbaş. Yakınlığınız nedir? Arkadaşım İstanbul'da, kendisi Koç Üniversitesi mezunu. Yakın arkadaşım. Burada. Doktor mudur kendisi? Değil, doktor değil. Doğru cevap veririm umarım. İnşallah. İyi akşamlar Özdemir Bey, Kenan Emirzaloğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Mustafa Kıraç 7. soruda takıldı, size danışmak istedi. Tabii, memnuniyetle. Mustafa Bey şimdi soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Tamam, hazırım. Buyurun. Özdemir, hangisi Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek 3 ilden biridir? Ankara, Kırşehir, Çankırı, Kırıkkale. Hangisi Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek 3 ilden biridir? Ankara, Kırşehir, Çankırı, Kırıkkale. Ankara diye tahmin ediyorum Mustafa abi. Ama çok emin değilim. Tamam. Ankara diye düşünüyorum. Tamam Özdemir. Ankara olduğunu düşünmüyorum ben. Yanılabilirim ama çok da Tuz Gölü güzergahını kullanmadığım için. Cevap C, Çankırı son karar. Bir Ankaralı olarak evet. Mustafa Bey. Yanıldım sanırım. Çankırı Ankara'nın kuzeyindedir. Evet, kuzey batısı yani, hatta. Evet. Dediğiniz gibi Kırşehir ve Kırıkkale tamam, evet, onlar doğuya evet. Doğru. Doğru. Fakat güneyde, Ankara'nın güneyinde bir şerefli Koçhisar vardı evet, biliyorsunuz. Evet, Koçhisar'ın evet, içerisindedir. Evet. Yani dahildir şeye, evet, evet. Sınırındadır. Diğer iki şehir de Konya ve Aksaray olacak evet, zaten. Evet, doğru. Çankırı kuzeydeydi ama nasıl, siz yani, güneyde olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum ama yani şu an tabii burada olmak çok farklı dedim ya. Hani bazen insanın dili tutuluyor. Yanıldığımı da fark ettim ama Ankara çok kolay geldi bana. Çok kolay bir soru olarak geldi. Öyle olmaz diye ya düşündüm. Ondan dolayı evet, ondan dolayı biraz yanıldım. Olsun, sağlık olsun. Kesinlikle. Burada olmak, sizle beraber olmak, buraya katılmak çok keyifli. Çok teşekkür ekip de ederim. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 5000 lirayla orada sağ olun, teşekkür ederim. Böyle alın lütfen. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim.